Merhaba, ben çocuk doktoru Samet Ora. Nasıl yardımcı olabilirim? Ne? Çocuğunuz annesinin sözünü dinlemiyor mu? Ne kadar ayıp bir şey. Tam adamını buldunuz. Anne sözü dinlemeyen çocuklar için genelde beni arıyorlar. Hep beni arıyorlar. Arıyorlar, çok iyi ediyorlar. Şimdi sözün dinlemezse olmaz. Peki hiç mi sözünüzü dinlemiyor? Sözünü dinlemeyen çocuklar çok geliyor bize. Hatta içeride de var. Anne sözünü dinlemesi lazım. Anne de her zaman doğru söyler. Sözünü dinlemesi lazım. Dinlemiyorsa ben arayayım, çıkıp geleyim. Ben adres alayım da dur. Bir dakika bekleyin de. Adres alayım. Ben gelin, çocuğunuzu hemen alayım. Evet, bizim polikliniğe getirin. Benim kalemim nerede? Burada bir sürü adres oldu. Bir dakika bekleteceğim. Kalemimi buldum. Sizin adresini alayım. Tekrar sözünü dinlemezse annesinin, hemen geleyim. Adres alayım. Evet. Evet. Bak 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 bak. İçeride çocuk sesi geliyor, gördün mü? Adres devam edin tabi. Numara. Evet. Tekrar bir de telefon numaranızı alayım ki şey yapacağım ben. Eğer ben gelemezsem bir doktor arkadaşım da var. Onu göndereceğim. Telefon numarasına irtibata geçsin. Şimdi hattan bazen çıkmıyor telefon numaranızı. Hani bir sürü kişi arıyor beni. O kadar çocuk geliyor ki anne sözü dinlemeye. Buraya geldikten sonra hemen dinliyorlar ha. Hemen dinliyorlar. Bir daha gelmek istemiyorlar buraya. Niyeyse. Numaranızı arayayım. 0 500 evet. Adresinize bir bakayım hemen, kontrol ediyorum. Apartman numara. Hemen şuraymış ya. Çok yakın. O kadar yakın ki. Şimdi arabayla gelsem 2 dakikada gelirim. Yürüyerek gelsem, ama yürüyerek gelmem. Arabayla gelirim şimdi. Çocuğunuz da yorulmasın. Evet. Burada tedavilerine başlarız. Anne sözü dinleyebilir. Her zaman anne sözü dinler ondan sonra. Peki ne yapıyor da dinlemiyor? Yani ne diyorsunuz? Ne yaramazlık yapıyor da sizin lafınız dinlemiyor? Ne kadar ayıp ya. Böyle çocuklar kalmış mı da? Kalmış. Sizin çocuğunuz demek ki kalmış öyle. Dinlemesi lazım. Anne sözü dinlemeyen çocuk hiçbir şey dinlemez. Sonra o çocuğunuz büyüyünce onun çocukları da onu dinlemez ha. Evet. Yaramazlık yapar, yorar. Anneni niye yoruyorsun sen? Şu ekrana bir getirin çocuğunuzu. Bir bakayım. Gel evladım gel. Gel karşıma gel. Bir dur şöyle. Baba baba. Niye dinlemiyor annenin sözünü? Bak, aması maması yok. Annenin sözünü dinlemen lazım. Anneler her zaman doğruyu söyler. Annene yazık değil mi? Bak kadın ne hale gelmiş? Sinirlenmiş. Yorulmuş. Kepaze olmuş. Niye yoruyorsun ki anneni?
Yazık. O kadar seni büyütüyor. Yemeğini yediriyor. Sen dağıtıyorsun, etrafı topluyor. Yaramazlık yapıyorsun, yine bir şey demiyor. Ne yapsın kadın? En sonunda beni arıyor doktoru. Yazık. Annen dinlemen lazım. O kadar çocuk geliyor ki. Yazık günah. Doktora gelecek. Bana da para verecek. O parayla sana neler alırdı neler. Şimdi hiçbir şey alamayacak. Niye alamayacak? Çünkü anneni üzüyorsun. Annenin başka çaresi kalmamış. Beni doktoru arıyor. Ne kadar çaresiz kalmış. Ne kadar üzülmüş. Kadın haline bir bak. Dön de bir bak bak. Ya çok üzgün. O zaman şöyle yapalım. Ben şimdi dedik durayım. Eğer bir daha sizi üzerse beni hemen arayın. Ben de çıkayım. Hemen 2-3 dakikada oradayım. Hemen varım. Kapıyı çalarım. Kapıyı açarsınız. Çocuğunuzu alırım. Polikliniğe getiririm. Yalnız birkaç gün burada durması lazım. Çünkü öğrenmesi lazım. Bize anlatmamız lazım. İçeride bir sürü çocuk oldu. Annesinin sözünü dinlemiyormuş. Doldu içeri bak. Bir sürü çocuk var. Daha onlarla da ilgileneceğim. Ama hepsi farklı farklı odalarda. Hepsini bir araya koymuyoruz. Öyle kreş gibi değil. Gelip de burada oynayamıyorlar. Hepsi ayrı 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 odalarda duruyor. Ya. Doktora gelmesine gerek kalmayacak. Sözünü dinlerse annesini buraya hiç gelmeye gerek yok. Baba bak duyuyor musun içeride sesleri geliyor. Ya. Burada bir sürü doktor arkadaşlar var. Hepsi ilgileniyor. Bak kalem elimden düşmüyor. Niye? Anne sözünü dinlemeye çocuklar hep burada sesleri var. Gidip alıp geliyorum, alıp geliyorum. Yazık bana da yazık. Yoruluyorum. Ya. Komşunuzun bir daha bir çocuğu vardı. Anne sözü dinlemiyordu sanki. O da verdiğiniz adrese göre çok yakında gibi. Neydi o çocuğunuzun ismi? Hatırladın mı? Bu komşunuzdan biri daha geldi. Sonra da söz dinlemeye başladı. Belki çocuğunuz bilmiyordur da siz biliyorsunuzdur. Bildiniz değil mi? Oraya yakın olması lazım adrese bakınca. Orada da bir çocuk vardı. Söz dinlemiyordu. Aldım getirdim buraya. Çok iyi ettim. Şimdi sözünü dinliyor. Sözünü dinleyen çocuk, annesinin sözünü dinleyen çok başarılı olur. Büyür. Derslerinde başarılı olur. Derslerini öğrenir. Anne sana gösteriyor değil mi? Şunu yap, bunu yap. Ondan sonra senin aklın nerede? Havada. Oyuncağını oynayacağım, bununla oynayacağım, burayı dağıtacağım, şuraya edeceğim, sözünü dinlemeyeceğim. Bir de öksürük geldi. Ağlayarak iş yaptırıyorsunuz değil mi? Yok, işin olmadı mı? Ağlayarak söylüyorsun. Her şeyi ağlayarak söylüyorsun. Olur mu bu? Olmaz. Ağlamayacaksın. Ağlayarak her şey yapılmaz ki. Markete gidiyorsun. Bu ne istiyorsun? Bu ne ediyorsun? Bu ne istiyorsun? Parası var mı annenin? Bilmiyorsun. Belki de yok. Ne yapsın? Parasını ödemeyip de markette mi çalışsın? Yerleri mi silsin? Temizlik mi yapsın? Yazık değil mi? Her zaman annenin lafını dinleyeceksin. Ağlayarak hiçbir şey yaptırmaya çalışmayacaksın. Öyle yaparsan, annesi bak öyle bir şey yaparsa beni hemen arayın. Çok gıcık olurum ben öyle çocuklara. Nasıl sinirli bakıyorum. Gıcık oldum bak. Çok gıcık olurum. Ağlamayacaksın. Ağlayarak bir şey yaptırmaya çalışmayacaksın. Diyeceksin ki anneciğim, param var mı? Bunu alabilir miyiz? Fiyatına bak pahalıysa tamam anneciğim sağlık olsun de. İleride alırız de.
Ya. Bunları öğrenmen lazım. Para olur, olmaz. Bilmen lazım. Anneni rezil etmeyeceksin. Anlaştık mı? Eğer bunlar dediklerimi yapmazsan, anneni de üzersen, annem bir daha beni ararsa, bak bir kerelik affediyorum seni. Annem bir daha ararsa hiç affetmem. Çıkar gelir. Hemen gelir. Niye? Gıcık olurum. Hemen gelirim. Anlaştık. Anne sen çocuğunu zaten her şeyi anlamıştır. Her şeyi anlattım. Bu kadar yoruldum. Yüzlerce çocuğa bu kadar dil döküyorum. Ya yazık değil mi bana? Yazık. Annene yazık değil mi? Her gün seni çekiyor. Yazık. Gelirim. Hava da karada gelir. Evet. Tamam. Ben haber bekliyorum. Eğer uslu olursa, sözünüzü dinlerse, annesi duyuyor musunuz beni? He, tamam. Kapandı zannettim de açılmış. Eğer sözünüzü dinlerse beni aramayın. Mesaj çekin. Deyin ki çocuğumuz sözümüzü dinliyor. Artık akıllandı. Doktora falan gerek yok. Deyin. O zaman ben gelmem. Anlaştık diyelim. Tamam. Ben kapa diyorum. Çok çocuk var içeride. Onlarla ilgilenmem lazım. Bir sürü adres var ya. Ne kadar adres yazdılar ya. Bu çocuklar niye böyleymiş? Ama çok akıllı çocuklar da var. Diyorlar ki doktor bey diyorlar. Biz sizi aradık diyor. Ama akıllı olduğu için aradık diyor. Gurur duyuyorum diyor. Benden alkışlıyor. Helal olsun o çocuğa diyor. Annesini üzmüyor diyor. Nasıl diyorum? Çok güzel diyorum. Annesini üzmeyen çocuğu çok seviyorum. Hatta hediyeler gönderiyorum. Hediyeler getiriyorum annesini üzmeyen çocuklar için. Evet. Çok konuştum. Ben kapatayım. İşlerim var. Dediğim gibi siz üzerse beni arıyorsunuz. Çıkıp geliyorum. Tamam. Tamam hadi bakayım. Hadi görüşürüz. Kapatıyorum. Ben kapatacağım. Hadi görüşürüz.